check the mic and make sure it sound right, boys. Çok seviyoruz. Gonca özellikle seni. Hele bu Gonca. Gonca hamile gelecek. Ümit Bey lütfen. Ama bak ben sizi dinledim. Ben sizi dinledim. Lütfen. Arkadaşlar. Abi gelin ne olursunuz. Ben kalkıyorum. Ben programda. Ben gidiyorum. Bir dakika. Olay ben programdan gidiyorum. Ben programdan. Arkadaşlar arkadaşlar. Ben gidiyorum abi. Abi arkadaş varsa ben kalkıyorum. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Ben size Günaydın. Günaydın dostum. Nasılsın kardeşim? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben deyim. Neredeyse bir haftadır. Beraberiz. Beraberiz. Ve insanlar aslında burada neler yaptığımızı çok merak ediyorlar. Büyük ihtimalle senin kitlen de o şekilde merak ediyordur. Bu hafta aslında senin için nasıl geçti? Biraz onu sormak istedim. Bu arada ben kendime kahve alırım falan dedim değil mi? Lütfen kendilerin gibi davran. Nasıl geçti abi bu hafta senin için? Valla benim için güzel geçiyor ya. İnişte çıkıştı. Ama genel olarak böyle kıyaslama yaptığın zaman keyifli yer abi daha ne olsun ya ne güzel yerdeyiz işte. Çok güzel bir yerdeyiz. Gerçekten bize de burayı öğrettiğin için ayrıca sana teşekkür rica ederiz. Rica ederim ne demek çünkü ya. Çünkü burası abi. Aslında az bilinen bir yer. Evet. Doğa sever arkadaşlarımızın da böyle yerlerden faydalanmasını isterim abi. Ama... Parantez içinde doğa sever arkadaşlar. Evet doğayı sevmeleri gerekiyor. Maalesef. Yani aslında bıraktığımız gibi, gördüğümüz gibi değil. Hatta çöpleri varsa, çöplerimiz varsa fazlasını da alıp bizle birlikte götürmemiz olması lazım. Olması gereken o. Yani kirletmemek lazım. Şimdi bazen sevdiğim yerleri böyle hani bu şekilde izole yerleri pek paylaşmayı sevmiyorum. Çok sorulmuş. Yani gönül burası. İsterdi ki paylaş, herkes gelsin, görsün, gelsin, tatsın, evet. Burayı yaşasın ama... maalesef doğa sevmeyen ya da bilincinde olmayan birçok insanlar var. Geldiği zaman çöpünü bırakıp gidiyorlar. Evet. Bu doğaya da zarar veriyor, insana da zarar veriyor, tabii. Gözümüze de zarar veriyor. Ne yapıyorsun? Onların pisliklerini toplamak zorunda kalıyorsun. Bundan sonra Baran Efendi niye konum paylaşmıyorsun, niye saklıyorsun? Bundan dolayı saklıyorsun yoksa... Aslında artık bizi biraz da anlamaya başladılar Baran. Neden vallahi... sakladığımızı, yani bir kitle var. Neden bu konumu paylaşmak ama istemediğimizi? Ama bir kitle, çok az bir kitle var. Değil mi? Az çoğunluk bir kitle. Çoğunluk öyle düşünmüyor ki. Hı-hı. Yani niçin geliyorlar böyle yerlere gelmek istiyorlar? Şehir hayatından, gürültüden, kirden kaçıp orada evet. Temiz hava almak istiyorlar ama... Geldikleri bu güzel yeri de kirletip gidiyorlar. Yani şehirden bir farkı kalmıyor ki. Hani... Geliyorsan abi temiz tut, kirletme. Tutmamız lazım. Tutmamız yani senden lazım. Sonra gelecek artık doğa sever insanlar için de bunu yapmamız gerekiyor. Yani ya temizlik lazım. Buradan geliyor. Aynen. Buran temizse zihnin de temiz oluyor, yaşam alanı da temiz aynen. Oluyor, ilişkilerin de temiz oluyor. Doğru, doğru. Çok haklısın. Baksın gördün her şey temiz oluyor. Evet. Kirli bir şey gördüğün zaman sen temiz diyorsun ama bir insanın burası kirliyse düşüncesi de kirli. İlişkiler de kirli. Etrafı da kirletir durur. Doğru. Temiz insan ona niye kirletiyorsun derse bile iletişime kapalı olduğu için hemen şiddete, kabalığa başvurur. Evet. Biz de o ortamda çok bulunmaya çalışmıyoruz zaten aynen. Biliyorsun. Yani bir haftada az çok birbirimizi tanıdık. Yani olabildiğince arkadaşlar biz hepimiz buradayız ama günün 24 saatinde birlikte geçirmiyoruz. Çünkü hepimizin kendi kabuğuna çekildiği alanlar yani ve zamanlar oluyor. Ve bunları biz birbirimize yaratabildiğimiz için ben şanslıyız. Evet. Herkes bu konuda çok anlayışlı. Tabii canım yani herkesin özel bir alanı var, evi var. Evet. Bir apartman gibi düşün. Şu evet. Anda burada bir apartman gibi ya da bir sokak gerçekten gibi bir köy düşün. Gibi herkesin yani. Kendi evi var. Ortak bir bahçemiz var. Evet. İsteyen çıkar orada kahvesini içer, sohbet etmek isteyen gelir. Gelir. Falan böyledir yani. Herkes kendi yemeğini yapar. Ortak tabii. Yemek yediğimiz zamanlar oldu. Masa kurduk. Çok tabii, keyifliydi. Tabii. Öyle yani... olması lazım yani. O yüzden ben bu konuda bu
zevki de bana tattırdığınız için teşekkür ederim. Evet, yani çünkü ben ya. Sonradan geldim sizin yanınıza. Ama hiç yabancı gibi hissetmedim. Çünkü hepimizin yaşadığı hayat aslında ortak. Renklerimiz farklı olabilir. Arabaların renkleri veya iş dizaynları farklı olabilir ama yaşadığımız zorluklar da ortak. Seninki büyük, seninkinin büyük zorlukları var. Valla aslında bana hiçbir şey zor gelmiyor. Artık gelmiyor. Gelmiyor. Çünkü şey böyle hani ya her şeyin bir eksisi artısı var. Evet. Aracın büyük olduğu zaman her yere böyle gidemiyor. Gerçi gidebiliyorsun sen ama. Sen gidiyorsun bana. Bana senin şu araba her yere gidiyor abi. Arkadaşlar Baran'ın aracı öyle büyük büyük değil. Altında nereden baksanız 40 santimlik boşluk var. Yani giremeyeceği çamur, giremeyeceği toprak yol yok. Ha o kıyamaz. O indirmek istemez. O ayrı bir olay. Ya evet girebildiği yerlere mümkün olduğu sürece söküyorum. Avantajı ne? Yüksek olması, biraz motorun güçlü olması. Çok güçlü abi. Yani çalıştırdığın zaman ben sesten o şey. Ya ben ilk defa bu aracın içine biniyorum. Dıştan hep gördük. Yani YouTube'da da paylaşımlarında da görmüştüm Baran'ın ama iç kısmına bindiğiniz zaman o motor sesi Baran seni büyük ihtimalle yolda giderken bayağı keyif tutuyor. Valla ninni gibi geliyor ya. Kesinlikle katılıyorum. Onun için araba teybim falan yok yani müzik şeyim falan yok. Yok. Yolda motor sesi yeterli geliyor bana. Evet. Böyle ya açmak istediğin zaman zaten sabit olmayan bir müzik sistemim var. İstediğin zaman aynen, o zaman müzik sistemim var. Artık neyse. O ya dışarı çıktın mı dışarı çıkartırsın. Dışarı çıkartırsın. İçerideysen içeri falan. Valla Baran sohbetin için ve ne bu ne 7 günlük sen? Bana komşuluk ettiğin için çünkü hemen arkada ben varım. Komşuluk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Dostum ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. İyi ki tanıdım teşekkür ben seni. Bundan sonraki hayatında umarım dilediğin gibi her şey hepimiz olur. Hepimiz için öyle olur inşallah. Güzel. Zaten yolumuz da, rotamız da kesişecek gibi gözüküyor. Çünkü senin planların, konuştuğumuz planlar arasında mutlaka bir yerde Baran buradaymış ya da gitmeden önce Baran abi oradasın. Gelinebilir bir yer mi? Sence gelelim mi? Gibi konuşmalarımız da olacak, devam olacak, ediyor olacaktır. Olacak. Elbet yollarımız tekrar bir yerlerde kesecektir. Evet ve karavan camiasının da bu şekilde toplanıp yani siz büyük kitlersiniz şimdi övmek için söylemiyorum. Uzun zamandır bu işi yapıyorsun. Ben daha yeniyim. Böyle bir kitlenin içerisine beni dahil ettiğiniz için de ben çok mutluyum. Valla ne demek istiyorsun? Ben de kendi adıma söylüyorum. Seni tanımaktan çok keyif aldım. Temiz bir arkadaşsın. Teşekkür ederim. Sen hepimiz yani öyle, evinden de belli. Bu kadar temiz oldun. Teşekkürler. Teşekkürler abi o güzel hastalığı. Sende de var. Yani düzen. Ya ben, her şey olması gerektiği yerde olması gerekiyor. Düzeni seviyorum. Hepimiz yani. Öyle çok, işte. Çok aşırı değil ama yani oturduğun yerde abi ne bileyim küçük bir alan zaten. Düzenli yok geçen olmaz, gün bir şey yaptık seninle. Dur bakayım. Poşet tutuyordun abi sen. Hı hı. Biz bir şey alıyorduk içinden. Sen de alman gerektiği kadarını al. Abi kaldıracağım poşeti dedin. Şimdi o poşetin orada durması bile seni rahatsız etti yani. Çünkü şey yani o poşetin bir yeri var. Sen o poşeti oraya koymalısın. Aynen. Ben de hani mesela birer birer alıyorum ya mesela. Abi istediğin kadar al. Sonra kaldıralım. O mesela o işte olması gerektiği yerde tuttuğun için eşyalarını. O senin aslında bir düzeni. Evet. O düzenin bozulmaması da senin hoşuna gidiyor. Aynen. Seninki de öyle. Benim de öyle. Benim de öyle. Yani. Mesela işte gerçekten bir bardağı burada tutamam mesela. Şurada bunun yeri değilse burada kalmaz abi bardak. Evet. Yerine asıyorsun. Hemen asıyor. Ya şey de böyle kafanda da kalmıyor. Abi evet. Temizlik iyi bir şey ya. Çok düzen güzelmiş. İyi bir şey. Düzen yani güzelmiş. Yemek yaparken bile, hazırlarken bile bıçak mı kirlendi, tahta mı kirlendi? Evet. Bir anda hemen kirlettiğim gibi de onu temizlik yani, yerine kaldırıyorum. Çizim aynısı. Yani alanın senin daha geniş ama benimki dar olduğu için değil abi. O anda yemek pişiyor, koydum domatesleri, kestim tahtayı, tahtayı yıkamam gerekiyor. Yıkıyorum, yerine asıyorum. İşte. Öyle olması lazım o, bence yani. Yani yok aynı fikirdeyim. Evet. Sanırım o ruhen de birbirimize yakınız bana o yüzden. Abi kahve için de çok teşekkür ederim. Ne demek dostum? Şimdi ben karavan geziyorum. İlk sana geldim çünkü hemen yan tarafımda konuşur sen olduğun için. Yani. Sonra Mayalan ve Hello People'a da gideceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar o zaman bir sonraki durağımız Hello People olsun. Orada görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz dostlar. Şimdi Ümit ve Hasibe'nin karavanına doğru ilerledim. Çok da uzakta değiller zaten. Komşu komşu. Buyurun. Müsait misiniz? Gel. Geliyorum. Ne haber abi? Ev hali daha. Tabii olsun ya. Vardı bugün de. Temizlik gününe denk geldim. Vallahi ya, şimdi yukarı doğru çıkıyorum. Olsak var ya kazanırsın. Bir şeyleri yok. Ya sen şu hallerini normalde kamerada göstermiyorsun biliyor musun? Nasıl göstermiyorum? Çok azını gösteriyor. Şu an ben Ümit'i tanıdım ya. Ümit'le beraber yaşadım ya. Yani Ümit'in tapu varmış.
şu an sen normallerdesin. Ne zaman o seviyeye geleceksin Ümit'ciğim? Kardeşim videolar şimdi her halimizde göstermeyelim. Şimdi yani sonuçta aramızda eğleniyoruz, espriler yapıyoruz ama yani burada da tabii herkesin kaldıracağı bir şey değil. Bir de burada biraz da böyle kendimizden çok aslında bulunduğumuz hayatı anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden bu tarafa daha odaklı gidiyoruz. Ama yine az az ara ara şımardığım yerlerde kendi videolarımızı da paylaşmaya çalışıyoruz. Ya bazı videolarda ekstra oluyorsun. O zaman mesela biz aşırı eğleniyoruz o videoda. Ya şimdi burada ama nasıl bağırın diye bağırayım ki yani? Bağır abi mesela bir bağır şu yanda. Her zaman yaptığı şey. Bir de Maya Van Life'a bağır! Ha bak karşılık aldın. Abi yani ya şey... bu benim şey arkadaşlar böyle enerji birikim oluyor bazen karavanda çıkıyorum camdan komşularıma bağırmalar oluyor. Yani özellikle komşular olması da çok keyifli oldu tabii tek başıma bağırdığım zaman boşluğa bağırmış oluyordum. Şimdi en azından karşılık verebilecek insanlar olması güzel bir ya şey. Ya abi şöyle ben ilk gün ya sonuçta seninle ilk defa karşılaştım Asibe'yle de öyle. Ben enerjinin bu kadar yüksek olduğunu tahmin etmiyordum ya. İnanılmaz bir enerji var. Teşekkür ederim. Yani onu dışa vuruşun da harika. Yani hiç doğallığından ödün vermiyorsun ve bu çok hoşuma gitti benim. Eyvallah dostum. Peki senin üzerine espriler yaptım o da hoş geldi. Valla üzerime yaklaşık 8 gündür espriler yapıyoruz. Yetmedi telefonda 1,5 saat devam etti yani. Şöyle... Ama böyle bir şey söyleyeyim bak ben de açık söyleyeyim Kamil. Gerçekten benim hayatımda tanıdığım en iyi kalpli insanlardan biriyorsun. Ha, eyvallah ya. Vallahi, çok yani hani arkadaşlar böyle hani... Çok dost tanıyoruz, çok insan tanıyoruz. Bir şeyler hoşumuza gidiyor, bazı huylar hoşumuza gidiyor. Kamil ama değil mi böyle yani her halde gerçekten çok iyi kalpli bir insansın kardeşim. Yani inşallah bu kalbin hep böyle bu dünyadan göçene kadar hep bu temizliğini korur. Abi çok teşekkür ederim. Yani bunu duymak çok beni mutlu etti. Hatta heyecandan şu an konuşamıyorum. Eyvallah. Seni izle söylememiştim. Böyle videonda denk geldi ama gerçekten ben seni tanıdığıma çok memnunum. Yani hayatımın her yerinde seninle her yola çıkabilecek böyle şeyi veriyorsun. O böyle güveni kalpliği, güveni, iyi niyeti. Ben de aynı fikirdeyim abi. Gerçekten. Benim insanda aradığım aslında yani en önemli olay abi iyi kalbini iyi olsun, merhametli olsun, vicdanlı olsun. Böyle dostluklarımda da, kurduğum ilişkilerde de buna bakıyorum. Sende de o fazla var kardeşim. Abi ben öncelerde telefonda konuşurken sizle bu kadar enerji patlaması yine yaşıyorduk. Hiç tanımadan birbirimizi. Bir bayağı buçuk saat saatlerce. Hiç görmeden 1,5 saat konuşmalarımız olmuştur. Evet. Ben burada onun bu kadar tap yapacağını tahmin ediyordum zaten ama senin bu kadar yüksek enerjiyle hayata bakış açını. Çünkü fikirlerin her gün yeni bir şeyle gelmen, ya bunlar bizi bile heyecanlandırdı ki bir tane proje var hiç konuşmadığımız, günlerce o projeyi konuşacağız. Bir gün o projeyi yapacağız ama. Abi o projeyi yaparsak bence olay olur. Bence bekleyin. Olay olur. Bekleyin. Bir gün bu proje tap olacak. Evet. Bir gün o projeyi paylaştığımızı görelim. Ne kadar çok tap dediysem ben de tap diyorum. Ya ben de muazzam kelimesini çok kullanıyorum. Artık bıraktım. Evet. Şimdi tap yeni kelimemiz. Şu an o proje yani, tapa ulaşacak. Gerçekten. Gittiğimiz en güzel koyda anlatırken gerçekten tap bir koy. Yani senden bu projeyi yapma, ya bu proje senden çıktı. Yaparız. Senin fikrindi. İnşallah. Ve ya bu hep proje, beraber aslında. Evet sonradan da gelişti tabii ki de. Hepimiz işler yaptık ama bu proje sende abi. Sendeki Kamil bir projeyi çekiyoruz. Neredesin abi? Buradayım. Hemen geliyorum. Ya aslında ben burada çekiyorum. Çekecektim ki abicim. Biliyorum. Burada bu projeyi çekecektik ama Baran burada olduğu için o yüzden Baran... Baran'ın gitmesini bekliyoruz. Baran'ı atlatsak başka yerde buluştuğumuzu yapacağız. Burada da Baran'a selam olsun. Onlar oradan geliyorum abi. Oradan kendini izledikten sonra kapatmazsa bu muhabbetleri duyacak İnşallah yani. İnşallah kapatır. Ya bizde durumlar böyle arkadaşlar. Çok güzel. İnsanlar çünkü buradaki muhabbetinizi çok merak etti abi. Evet. Dördünüzü de takip ediyorum. Şampiyonlar Ligi gibi bir buluşma olmuş gibi bir sürü mesaj aldım. Neyse. Size de gelmiştir bu mesajlar. Evet. Bulunduğumuz konumu da çok merak ettiler ama tabii ki de paylaşamadık. Özel bir alan Özel olduğu bir için. Alan oldu çünkü. Ama şöyle söyleyelim ya arkadaşlar biz hani böyle karavan komşuluğu yabancılarda da özellikle çok oluyor. Türklerde çok fazla hani spontane gelişiyorsa oluyor. Özellikle böyle YouTube'a içerik üretip de böyle karavan hayatı yaşayanların bir araya geldiği ilk bir buluşma oldu bence. Bu ben kadar ilk defa. Çaplı. Ben ilk defa. Ve inşallah bunun devamı da olur. Bu bir aslında ön gösterim gibi bir şey olsun.
Bundan sonrasında böyle bol bol bütün karavancılara bizim kapımız açık. Herkesin başımızın üstünde yeri var. Her zaman zaten biz de ne yapacağız? Apartmanlarla komşuculuk yapamıyoruz. Çünkü buralarda öyle evler olmadığı için. Ya sen gibi gidiyoruz böyle köylerde babaanneler buluyoruz. Böyle. Ya da böyle oralarda komşular. Bugün babaanneye gidiyorum. Aynen. İyi. O zaman bir dahaki bölümde babaanne. Babaanneydi bu videonun içerisi alalım değil mi? Komşu olarak. Abi, buradan da babaanneyi biz de çok sevdik. Ona da selam olsun. Ya sen böyle insan hikayelerine dokunuyorsun. Evet abi. Biz de buldukça dokunmaya çalışıyoruz ama haricinde de böyle karavan aynı kafada, aynı hayata yere, hayata aynı yerden baktığımız insanlarla buluşmak da çok keyifli oluyor değil mi? Arkadaşlar yani, hiçbir cümleyle hiç konuşmak. Evet, evet. Nasıl be ya lütfen ya. Çok konuşkan iki insan olunca tabii ki bazıları burada böyle dinleyerek kalabiliyor. Normal. Hasibeciğim de çok az konuşuyor. Ya şöyle, gerçekten seninle aynı işi yapıyor ve seninle aynı hayatı yaşıyor ya karşındaki insan. Sen A demene bile gerek yok. O senin ne demek istediğini direkt kesinlikle anlıyor. O yüzden acayip yükseliyorsun. Kendini çok rahat hissettiğim bir ortam. Böyle karavancı ve YouTuber insanlarla kamp yapmak bence mükemmel. Yani bunu artık Kamil dedi ki bir şekilde ben göstermek istiyorum deyip böyle bir şey yaptı. İyi ki yaptı. Evet. Biz çeker miyiz çekmez miyiz bilmiyoruz. Neden çekemediğimizi söyleyeceğim. Evet. Bir saniye. O kadar eğleniyoruz. O kadar keyifli vakit geçiriyoruz ki. Yani özellikle Baran'ın olmadığı noktalar. Yine konuşmasına selam olsun. Bana hepiniz selam ediyorsunuz. Ya MC'ye de buradan gider yapıyorum. Challenge yapıyorum MC. Bir dahaki videoda seninle görüşmek üzere. Bekleyin, bir dahaki videoyu bekleyin. Maya One Life ailesine buradan challenge yapıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Abi. Konu bambaşka bir şey. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ay senin sormak istediğin falan bir şey. Yok ben soru soramadım. Bak, yani Baran şeyine gittiğimde, evine gittiğimde soru cevap yaptık da biz burada ama olay hep bunlar zaten evet, abi. Yani. Bizim enerjimiz çok yüksek olduğu için Baran yaşlı. Baran geliyor. Baran yaşlı olduğu için. Ben kendisini de yıkarım sizi. Yakında ben varım ben. Baran ben gideyim. Abi bir de Baran dayınız, Baran dedeniz. Konuşamıyoruz. Evet. Hemen geliyorlar. Yani burada hemen arkasından konuştuğumuzu duymuş. Anladım. Kimsenin arkasında konuşamıyor. Bakın buradan MC'nin arkasından bir sır vermek istiyorum. MC de sen geleceksin. Bak orada zaten. Evet bak. Bak hayatımda ilk defa oraya çıkmıştım. Çok, sizi çok seviyoruz. Abi Mayaman ailesine hayranız. Sizi ya, çok seviyoruz. Bunlar var ya. Çok seviyoruz. Gonca özellikle seni. Hele bu Gonca. Gonca yok. Yalnız bir şey diyeyim mi? İşte ben gerçekten Maya One Life ailesi benim yani şimdi dediğim ne bileyim herkes tanımadığım için evet, kesinlikle en favori karavan aile olarak evet. Hasibe zaten böyle ilk gittiği yere böyle müthiş bir yer falan der. Böyle. Bir dakika iki haftadır birlikteyiz ve hala onları çok seviyorum. Öyle bir şey değil. Abi olaylar kızıştı siz de gelin diyormuşuz. Yani mükemmel bir ortam. Aslında burada konuştuğumuz 5 dakikalık bir konuşmada burada ne kadar çok eğlendiğimizi insanlar evet, mutlaka anlamıştır. Kesinlikle. Ve yolumuz, rotamız, keşiflerimiz bir olsun. Ben evet, bir daha sizlerle karşılaşmak değil, İnşallah, plan yapmak isterim. İnşallah. Karşılaşmak artık ortadan kalktı. Dünyada böyle buraya bakan insanların egosu olmaması lazım. Evet. Birbirlerine karşı böyle şey olmaması lazım. Açın abi kendinizi, buluşun. Çok güzel dostlar. En güzeli, arkadaşım bak en güzeli ne biliyor musun? Karavan hayatındaki komşuculuğun. Beğenmezsen konudan çalışıyorsun diyorsun yani. Kardeşim içim çıktı diyorsun. Gidiyorsun yani bu kadar yani. Kesinlikle öyle. Aynen sen öyle, gitmezsen bile o gider. Yani aynen bir şekilde gider abi. Ya uyuşmazsanız zaten birbirinize tapulu arsa almadığınız için yani ayrılabilme şansınız oluyor. Mecburi görüşme olmuyor. Evet. Ki birbirine enerjiniz tutmayabilir. Herkes birbirini çok sevmeyebilir. Ya, yani ama herkes birbirini sevecek diye evet, bir kaide yok. Yani, yani sevmediğine karavan komşuculuğunu o en şeyi güzel, en güzel noktası. Basıyorsun kontağını basıyorsun. Aynen. Görüşürüz diyorsun. Ben başka yere geçiyorum diyorsun. Başka planlarım var diyorsun. Gidiyorsun. Mesela Kamil bugün yanımızdan ayrılıyor. Evet niçin? Ümit'in üzerime yaptığı espriler. Yok yok abi. Ben hepsini hiç düşünmemiştik böyle. Hepsini çok sevdim. Biliyorsunuz ki neden gittiğimi biliyorsunuz. Evet. Sürpriz. 3 gündür. Sürpriz aynı ya şey aslında evet, sürpriz değil. Birazdan yeni bir videoya iş yapacağım. Annemlerle buluşacağım abi ben. Çok güzel. 8 ben ay de sonra özellikle izleyeceğim anneni babanı görmek evet, isterim. Merak 8 ay sonra ben bir de babam ilk defa uçağa binecek. Şu an havaalanında dönüyormuş abi. Heyecandan. Evet yani ilk defa stresli.
O yüzden onları almaya gideceğim ve onlarla bir 10 gün geçireceğim. Benim için de inanılmaz bir deneyim oldu. 8 aydır görüşmüyorsun değil mi? 8 aydır İstanbul'da hiç gitmediğim için abi. Mükemmel ya. Valla biz de geçen Eskişehir'e gittik geldik. Müthiş bir enerji oluyor böyle. Müthiş evet. Topluyorsun kendini. Evet. Döndüğünde o bütün enerjiyi üzerimizde kullandığın için. Ve ben sana teşekkür ediyorum Ümitciğim. O enerji patlamasını burada bize verdiğin için. Valla gerçekten. Dostum biz de çok teşekkür ederiz. Memnun olduk. Karavanımıza evet, misafir olmandan dolayı da çok memnun olduk. Ben de öyle abi. Beni misafir ettiniz. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Zaten sen yolumuz ve rotamız bir şekilde bir yerlerde karşılaşacak. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz. Ben böyle dönsem? Ya oradan video çekerek geliyor. Terbiyesiz bir insan. Gerçekten. Hop. YouTuber'ın. Ama bir süre hocam normalde. Çok fena. Arkadaşlar lütfen çekin şuradan ya. Çekmemiz lazım. Evet. Prodüksiyon aksıyor şu anda. Şey bize böyle bir kaprisli olmaz. Şeyler olur ya sanatçılar. Yani onu sizi istemez. Kabul ettik ama. Hem arkadaşlar ya çok merak edilen bir şey vardı. Biz de 8 gündür zaten. Ben 8 gündür buradayım. 7 gün, 8 gün ben oldu. Ben saymayı unuttum. Siz bayağıdır buradaydınız. Ben sonradan katıldım aranıza ama burada bir şey yapılmamamızın sebebi aslında buydu. Evet. Yani çünkü hepimiz YouTuber'ız. Hepimiz kamera açarsak aslında o anı kaçırmış olacaktık. Evet evet. Story kadar... atamadık. Hikayede paylaşamadık. Post paylaşamadık. Keyif yaptık. Ne güzel işte eğlendik inanılmaz ya. İnanılmaz eğlendik. Daha yani olsun yani. Öncelikle... Bu kadar eğlenemezdik kesinlikle ya. Böyle sürekli hepimiz bir şey çıkarsaydık. Ya en azından kasılırdık. Yani belki evet, o doğal ortamı kaybederdik. Ve ben sizi tanıdığım için gerçekten çok biz de öyle. Neden? De çok keyif aldım. Maya ayrı olsun. Sen ayrı olsun. Hepimizin böyle ortak bir noktası oldu. Çok güzel oldu. Seninle başka işler yaptık. Balığa çıktık ama tutamadık. Yani yaklaşık bir haftalık çaba harcıyoruz. Umarım en son attığımız kafesten bir şey çıkarsa abi, bir kafe... story bekliyorum senden. Mümkün değil yani. Ne tabii ki. Ya. Tabii dün ki. O kafese doğru buradaki kazların gidip kafalarına sokup ekmekleri yediğini gördüm. Çünkü, gerçekten mi? Gerçekten. Kazlar cool, sabah cool boyunca. Cool. Evet. Pardon. Cool'ların o ekmekleri yediğini gördüm. Umarım balığı da yememiştir. Bir tane balığımız vardı içinde. Abi o balık salacağız hani küçük. Belki o yüzden balıklar çıkmıyor. Yiyorlar onlar. Bilmiyorum. Küçük o balık küçük. Olabilir ama sen balık tutarsan ne olursun beni etiketle ya, paylaş abi. Çok... Yeter ki tutayım abi ben. Mutlu seni olacağım. Bulur getirip yediririm ya, yani. Kamil diye bir arkadaş var. Arkadaş alır mısın? Ya. Komşu. Gel gel abi gel. Ya hayır abi. Allah aşkına gel. La, ne olursun gel. Gel elinde kamera. Lütfen. Elinde kamera. Lütfen. Çok özür diliyorum ya. Komşumuz Kamil'e gelecek. Ümit Bey lütfen. Ama bak ben sizi dinledim. Ben sizi dinledim. Lütfen. Gelin. Arkadaşlar. Abi gelin ne olursunuz gelin ya. Lütfen. Siz lütfen. Ama bu şekilde olmaz. Ama bak şimdi. Hayır hayır. Ben kesinlikle gelmem. Abi, çünkü benim enerjik olan bölümüm burada da enerjisiz olduğu anlaşılsın yani. Değeri bilesin. Arkadaşım bu siz mi çağırdınız beyefendi? Abi peki bir şey söyleyeceğim. Ama ben kalkıyorum. O adamla ben programda. Ben gidiyorum. Bir dakika. Olay ben programdan gidiyorum. Ben programdan gidiyorum. Arkadaş şu an sen ben programdan. Ben gidiyorum. Kamil Bey. Abi bu arkadaş varsa ben kalmam. Ben size söyleyeyim. Onu çalıştırıp gidiyorum. Ben size söyleyeyim. Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Abi görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz kardeşim. Aslında. Başlayamaz. Arkadaşlar normalde çekim yapıyorduk. Manyak izleneceksin. Abi çekim yapıyorduk ve Ümit geldi. Evet, Ümit'in gelmesiyle ortam Ümit, ne kadar daha doğallaştı. Eşim Asim Bey'le beraber bu karavan köyünde birlikte yaşıyoruz. Buraya ilk geldiğimizden beri en çok dikkatimizi çeken MC'nin dışarıya ayakkabılarını bırakıp köpeklere çaldığı. Gerçekten ayakkabı. Yalnız o köpek çaldıktan sonra yok oldu farkındasınız değil mi? Evet. Yok şu an. Yok dün bir geldi şurada oturdu evet, sonra evet, tekrar gitti. Evet yine bizim karavanın yanında oturdu. Ama ayakkabı dün bak bulamadı. Çok güzel sosislerim var demiştim böyle. Acaba köpeğin başına ne geldi? köpek yok. Emci. Arkadaşlar tamam. Ya siz de tamam, yapamadık ya. Siz de konuşamadık abi. Yani bu arkadaşı getirdiniz buraya. Evet ya. Dur. Çünkü MC ile Maya da çok orijinal insanlar. Evet onları bir tanıyalım abi. Sorular var. Evet. Neyse ya. Seni duyacak. Evet. Yakınız. Evet abi kısaca bu 7 gün komşuluk evet. Nasıl geçti? Bizi bu programda ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Bak kazlar gelirsin. Evet o kazlar. Onları da kadıracağım. Alacağım onları. Ne dedin? Nasıl geçti 7 gün? Çok güzel geçti. Ya benim için 7 gün de siz 15 gündür berabersiniz. Kaç gün? Nasıl bir ne kadar daha fazla olur. Vallahi biz sayamıyoruz günleri ya.
Yani ben hiç farkında değiliz. Hangi gündeyiz? Ne yapıyoruz? Anlamadım mesela. Hiç, değil mi? Geçen hafta çarşamba gelmiş. Ama şey, hesaplamamı isterseniz hesaplarım. Mesajlaştığımız günden evet, falan. Tamam, aa, evet, bir süre sonra hesaplayalım. O şey zaman yapalım, yazarız onu. 20 kaç gündür beraber olduğumuz. Valla bir şey, geldik işte buraya. İşte çok güzel oldu. Yani, valla çok iyi abi. Yani ne, ya, şey, ne zamanı biliyoruz, ne şeyi biliyoruz. İşte çok keyif bu şey oluyor. Yani. Nereden anlaşılıyor? Çok eğlenmişiz. İşte aynen, günleri aynen, falan her şeyi kaybettiğimize göre bir şekilde vakit geçiyor ve çok eğleniyoruz. Doğan'ın vermiş olduğu huzuru hep beraber yaşadık. Evet. Eğlenceyi hep beraber yaptık. Yeri geldi, sofraları ortak kurduk, yemeğimizi yedik. Bu benim için gerçekten böyle aile ortamı gibiydi. Çünkü vallahi çok uzun zaman... gibi anlattım be Kamil. Çok, ama çok uzun zamandır evet, yalnız olduk yaptığım için sizlerden böyle bir aile ortamını yakalamak da benim çok için gerçekten ederiz, çok güzeldi. Valla biz de seninle tanıştığımızda çok mutlu olduk. Gerçekten çok keyif aldık çok yani. Balık tutamasak da. Balık tutamadık. Valla çocuğumu sırtında bile taşıdın ki abi. Evet ya, yani, yani ben onu ayrıca söyleyeceğim. Maya yoruldu. Ama Maya benim için geldi yani, şu an artık kardeşim gibi oldu. Maya ile birlikte vakit geçirmek, sizlerle birlikte vakit geçirmek benim için mükemmeldi. Valla harikaydı. İnşallah zaten yine yolumuz kesişir yani. Kesişecek abi. Artık onu plana bırakmayacağız. Biz planlıyoruz. Yani o tesadüf olmayacak. Abi neredesiniz? Buradayım. Aa, yakınım. Her zaman. Gelelim mi? Kim kime yakınsa, denk gelirsek telefon. Aynen. Çok daha güzel olacağını düşünüyorum çünkü birlikte vakit geçirmek de çok evet, güzel. Yalnız Ümit'i şey yapmazsak çok fazla. Evet. Yani, ben sevmiyorum. Yani. Abi bu Ümit. Yani açık açık söyleyeyim. Arkasından şey, bu Ümit'le alıp veremediğinizde arkadaş biraz. Ümit kolaları bize getirecek mi kardeşim? Ümit geldi. Ümit gelmiş zaten ya. Neyse sonra konuşuruz. Ümit de geçmiş. Gerçi Hasip oradaydı ama neyse yani ya, eşine yine. Hasip Bey'i seviyoruz. Ümit'le ilgili. Kim zamanı vardır derler ya. Evet, doğru zaman. Doğru zaman bu zamanmış. Beraber olduk ve çok keyif aldık yani bu beraberliğimizde. Benim için beraber. Vallahi çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Siz de öyle. Tamam. Hepimiz aynı yoldayız. Aynı hayatı deneyimliyoruz ve biliyoruz. Bu yüzden de belki o yüzden aynı dili konuşuyoruz. İşimiz aynı, yaşamımız, evimiz evet, aynı standartlarda olduğu için bence o yüzden de bu kadar bir arada. Enerjinin... Ortak, evet, ortak konuşacağımız da çok fazla şey vardı. Evet, samimiyet olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Evet. Kimse. Doğru yani, yani neyse koyuz zaten yani. Hepimiz birbirimizi gördük. Ya şu Ümit dedi başta ya, ben sen dedi birazcık sevmiyorum çok ama dedi. Ümit'in söyledikleri neler neler. Buradan Ümit'i. Buradan Elio People ailesine size çalış yaparsınız. Yani o çalışları bileşir. Yani gerçekten. Kendinize çok iyi bakın o zaman. O zaman evet, siz de. Ben veda ediyorum artık. Bir daha yola çıkacağım. Görüşeceğiz. Evet, mutlaka görüşeceğiz. Siz yeter ki yolda olun. Ben de yolda olayım. Bir şekilde karşılaşırız. Bursa'ya bir gelip geliriz belki. Yine buralardayız ama. Tamam, hiç sorun. Haberleşir. Tamam. Teşekkürler. Ayak. Kamera arkadaş ya. Valla arkadaşlar. Önce GoPro. Valla arkadaşlar. Kameralara ruh katmışız ya. Sanki biz yokuz, bunlar var. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz kendinize. Bir videonun sonuna daha geldik. Görüşürüz. Bir videonun sonuna daha geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepimiz bir videonun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Çok sağ olun. Çok memnun olduk. Çarpma araba. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Görüyorum ben. Hadi eyvallah. Bay bay Kamil. Görüşürüz. Abi burada. Görüyorum. Sıkıntı yok. Görüşürüz Maya, hoşça kal. Sağ ol, teşekkürler. Hadi bay bay. Oh çok şükür be Kamil de gitti. Bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki videoda harika içeriklerle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Köyden ayrıldım, karavan köyünden. Biraz üzünlüyüm ama güzel işler çıkacak ve şimdi güzel bir yere gidiyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.